Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine online bir müsabakadayız MyClub'da. Hemen rakibimizi kontrol edelim. Yunan biri geldi ve son 5 maçını kazanmış bir rakip. Biz de hemen şöyle kontrol edelim. 4130 puanlıyız. 80.3 galibiyet oranımız var. İsterseniz gelin hemen bir oyun planı yapalım. Oyun planında kimler bizi yarı yolda bırakmış? Ronaldo'nun yerine ben Fernando Torres'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Oliver Kahn yükselişte ama ben Handanovic'i yine kesmeyeceğim. Daha sonra oyun tıkanırsa bek adamlarımız da var oyuna sokabileceğimiz. Kontra hedefi Rummenigge ve Mbappe'ye, çakılları da Gullit ve Beckham'a veriyorum. Bakalım rakibimiz nasıl oynayacak? Bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like'ınızı kesinlikle atmanız gerekiyor. Attıysanız hadi gelin videomuza geçelim. Ve maça biz başladık. Birazcık soğudum çünkü bütün saniyeleri bekletti sağ olsun kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Şimdi pasımızı verdik Gullit. Gol pozisyonu olabilir. Tekrardan içeriye attık pasımızı. Rummenigge vurdu, kaleci olur Erkan Korner. İlk dakikada etkili pozisyon geldi. Bir o R1 ve R2'yi çok fazla kullanıyor, basılı tutuyor. O yüzden oyuncular yörüngeden sapabiliyor. Bunu değerlendirebiliriz. David Beckham'ı topun başına geçireceğim. David Beckham. Şimdi ön direkte Patrick Vieira'yı aldık. Patrick Vieira içeri girdi. Attı pasını. Şimdi Beckham açıyı da buldu. Allah kahretmesin. Atak devam edecek. Şimdi attı. Gol pozisyonu. Ayağına sokuver be kardeşim. Şimdi aldık topu. Gol pozisyonu olabilir. Rummenigge gidiyor. Rummenigge son çizgiye indi. Rummenigge ortaladı. Savunmaya da çarpan top. Birazcık Oliver Kahn'a kolaylaştırdı topu diyebiliriz. 0-0 vurduk. Beraberlik devam ediyor. Oyunu aslında iyi başladığımızı söyleyebiliriz ama maalesef ki bu bize gol olarak dönmedi. Attı pasını. Dön geriye Beckham. Dön. Tamam, süpersin. Firpo. Pas Gullit'e aldık. Kamara. Şimdi orada bir pas. Baresi. Patrick Vieira alır mısın, aldı bile. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Attık. Mbappe. Ara topu. Gol pozisyonu. Yemin ederim ki Mbappe'ye attım ya. Ama dedim sonra oyundan düşmesin oyuncu ama maalesef ki offside'mış. Aldık topu. Patrick Vieira. Şimdi Gullit. Gullit pasını verdi. Rummenigge. Rummenigge pas Mbappe'ye. Mbappe ara topu Ronaldo. Ronaldo attı tekrardan. Mbappe, Fernando Torres. Ronaldo yok ki, Fernando Torres o. O kadar çok Ronaldo ile oynadım ki o SF pozisyonunda Ronaldo sanıyorum. Bakın bendeki salaklığa gelin. Şimdi David Beckham'la tekrardan bakalım ön direkte bu sefer. Bir şey yapacak mı? Evet. Geldim içeriye. Gol pozisyonu. Gullit attı pasını. Rummenigge at be kardeş. At artık lütfen. Üçüncü pozisyon. Üçüncü kez kurtardı. Artık bir gol bulmamız gerekiyor. Topun başında bu sefer şöyle bir bakalım. Fernando Torres. Bu sefer ileri gider gibi yaptım. Tekrardan aldım. Şimdi Gullit. Gullit döndü. Gullit girdi. Gullit gole gidiyor. Gullit pas. Bir şut. Olmadı. At artık be. At artık. David Beckham. Orta. Gol pozisyonu olabilir mi? Atak devam edecek. Gol mü, offside mı? 18. dakika verdi golü. Çok şükür be kardeş. Çok şükür. Şimdi Mbappe giriyor. Mbappe ortaladı. Yapma, ne olur yapma. Handanovic. Adam telaştan taktiği değiştirdi anasını satayım. Handanovic. Çok basit bir gol olacaktı arkadaşlar. Ciddi anlamda. Ama buna Handanovic izin vermedi. Oyun planı yapıyor. Orta. Kaleci aldı Aldanovic. Bunun alçaktan degajı. Aa, varmış lan, alçaktan degaj da eklemişiz galiba buna. Ya da normalde var, bilmiyorum artık. Şimdi attık pasımızı. Sakiniz. Bir pas. Mbappe gole gidiyor. Mbappe keşke alsaydın öncesinden. 2-0. 2-0 Mbappe. 2-0. O kadar kötü kontrol ettik ki belki de bir challenge yapıyordu. Nasıl olsa atacağım. Oyunu zorlaştırayım. Öyle atayım, challenge yapıyordu. 2-0. Pavel Nedved. Pas geçmedi. Patrick Vieira şimdi, ah be, olabilirdi. Çok dikkat. Pas araya, omzu koyduk ama golü yedik. 2-1. 2-1. Messi. Ah, çok basit bir gol yedik ya. Böyle goller yedim mi canım sıkılıyor. Canım çok sıkılıyor böyle goller yedik mi. Şimdi senin hayatını karartırım bakayım. Yunan adamlığını bil. David Beckham. Patrick Vieira. Attı. Abi bir tane adam boşta değil ya. Ne yapacağımızı bilemedim anasını satayım. Pas. Pavel Nedved.
Şimdi aldı. Verdik pasımızı. Patrick Vieira çok güzel bir pas. Şimdi attık. Mbappe tekrardan Fernando Torres'e. Attık pasımızı, gol pozisyonu olabilir Mbappe'ye. Olmadı, karışır mı? Basıyoruz ama nerede karışacak ki? Şimdi Kanada, çok dikkat çıkma sakın. Güzel ortayı tuttuk. Pas yine Balotelli'ye geçti anasını satayım. Yine bacak aradan geçti. Aldık Kamara'yla ortaya. Şimdi attı pasını. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Ama inanılmaz soğukkanlı bu. Arkadaşlar çok soğukkanlı oynuyor. Helal olsun valla. Şimdi attı. Aldık topu. At oğlum çabuk. Ortaya. Beckham pasını verdi. Gol pozisyonu olabilir. Aldık. Bir balık gol geldi. 3-1. Rummenigge. Ne dedim maçın başında? R1 ve R2 eli çok basılı tutuyor. Bir böyle bir bunu yararlanabiliriz bundan. Çünkü oyuncuları yörüngeden sapıyor dedim ve 3. golü o yüzden attık. Abi bu oyunun artık onu demeyeyim de bu oyunun biz piri olduk artık arkadaşlar ya. Vallahi billah. Attık pası. Rummenigge'ye gelmedi top. Attı. Tuttuk ortayı. Atabileceği başka hiçbir yer yok. Offside bayrağı havada. Patrick Vieira. Patrick Vieira oraya değil lan, ortaya attık anasını satayım ya. Mal mısın nesin? Şimdi Gullit. Gullit pası. Oğlum nerelere atıyorsunuz lan? Sokuca mı atacağınız topa şimdi? Salak salak. Ben zaten normalde uzun pas atan bir adam değilim. Yanındaki adam atsana. Attık pasımızı. Şimdi Mbappe içeriye baktı. Fernando Torres. Torres. Gullit. Allah'ına kur... Ulan adamı çeke çeke bir hal oldular ha. İlk yarıda artık son anlar. Bu golü yemememiz gerekiyor. Rakibi umutlandırmayalım. Aldık topu. Ama evet, faul verecek. Arkadaşlar son 1,5-2 dakika kaldı. Gol yemememiz gerekiyor. 45 artı ve 90 artılarda genelde gol oluyor biliyorsunuz. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Şimdi kanatta mı? Şöyle bir offside taktiği de yapalım. Attı. Güzel. Uzun attı. Patrick Vieira indirdi. Ve uzun gönderiyoruz. Keşke o kadar havalandırmasaydık. Belki bir atak şansı da olabilirdi bize. Şimdi uzun gönderdik. Oğlum orada maç mı biter ya? Orada maç mı biter anasını satayım? Şimdi aldık David Beckham'la. Attık ortaya. Fernando Torres. Ara pas. Rummenigge. Rummenigge. Rummenigge vurdu kaleci korner. Oliver Kahn da anasını satayım. Hulk oldu. Hulk. Hulk oldu Oliver Kahn. Bir korner kullanacağız şimdi topun başına. Ben Fernando Torres'i geçiriyorum. Güzel, öyle şeyler yapman çok güzel bence. Orta. Kaleye doğru kaleci. Atak devam edecek. Rummenigge. Vur. Patrick Vieira da... Oğlum sendeki topu nasıl şey yapabildin ya? Ver 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 ver. Allah Allah. Ulan kaydık adamdan. Adam yine kalktı aldı ya. Ara pas. Gol pozisyonu olabilir. 3-2. Yani bu oyunun ben anasını avradığını... Patrick Vieira başladı. Beckham. Bir pas verecek. Olmadı. Şimdi... Uzun gönderdi. David Beckham daha yakın. Ortada bir boşluk. Süpersin. Şimdi Gullit. Gullit pas. Patrick Vieira. Çok güzel gördü. Attı pasını Mbappe. Mbappe pasını attı. İçeriye doğru girecek Mbappe. Çok zorlama bir pas attığını farkındayım. Dikkat. Uzun gönderdi. İndirmem lazım. İndirdim David Beckham'a. David Beckham pas. Şimdi Gullit. Araya. İçeriye. Gol pozisyonu olabilir. Yine aynı hatayı yaptı. R1 ve R2'ye çok basın tutuyor. Çok basın tutuyor. 4-2. Mbappe 4-2 oldu. Şimdi Mbappe gidiyor. Mbappe pasını verdi. Nedense hep böyle yanımdakini atmak istiyorum. Uzaktakini atıyor. Uzaktakini atmak istiyorum. Yakınımdakini atıyor. Oyun arkadaşlar son güncellemeden sonra bokunu çıkarmışlar bence ya. Valla çok sıkıntı olmuş yani. Gomez. Şimdi Gullit. Gullit. Patrick Vieira. Helal lan Beckham. Şimdi ara topu çok... Ananı avradın. O kadar iyi bir müdahale yaptı ki helal olsun valla. Şimdi Beckenbauer, Patrick Vieira attı. David Beckham. Ortaya Gullit. Gullit pasını verdi. Şimdi Rummenigge. Rummenigge pas. İçeriye girecek. Gol pozisyonu. Attı. Geçmedi. Bakın hep bak, bu hatalar hep R1 ve R2'ye çok basmasından kaynaklı. Oyuncular sapıtıyor.
Tabii benim oyuncularımı da sapıttırıyor ama kendi oyuncuları da sapıtıyor. Patrick Vieira aldı topu. Şimdi ortaya David Beckham'a. Şimdi bir pas. İçeriye attık Rummenigge. Pas. Torres tekrardan Rummenigge'ye. Yani oyuncular sapıttı be kardeş. Vallahi koş. Aldık topu. Attı. Asıl lan. Asıl şimdi. Aa bacağım. Hoca foul yok mu? Kaydet müdür. Vallahi bir şey yok lan. Yemin billah bir şey yok. Ne yaptım lan? Attı pasını. Orada Beckenbauer girdi araya. Ortaya Gullit'e. Gullit pasını verecek. Şimdi Patrick Vieira. Ortada. Şimdi içeriye gol pozisyonu olabilir. Mbappe giriyor. Mbappe bacak arayı da koydu. Ah be geçmedi. Bir daha kaydık. Evet foul ama avantaja bıraktı hakem. 73. dakika bari 4-3 olmasın be kardeş. 4-3 olmasın içeride. Attı tekrardan aldık topu. Şimdi bir gol daha geldi 4-3. Ya bir şey demiyorum ya. Torres oyuna girecek ve Van Basten. Torres çıkacak, Van Basten girecek. 4-3 oldu. Arkadaşlar ilginç bir maç ve o da formation yapıyor. Biz de yapalım bari. Beckham'ı çıkaracağım. Beckham'ın yerine Scholes biraz daha dinçlik kazandırsın. Gullit'in yerine de alabileceğimiz bir oyuncu yok. Onun dışında Mbappe'yi çıkaralım. Yerine hadi Gütçe'yi de olsa Ronaldo girsin ya. Ronaldo bir şeyler yapar. Ve hadi maça geçelim tekrardan. Ronaldo ile Santra yaptık. Haydi bismillah diyoruz. Attık pasımızı. Şimdi Ronaldo. Pas. Attı Rummenigge gol pozisyonu. Rummenigge vurdu. Bir söz vardı. Bir şey olsa bayramı göstermeyiz. Böyle bir laf vardı. Formation yaptı. Bayağı 100 saniye formation yaptı. Ama işe yaramadı. 5-3 oldu. Ve Santra'yı tekrardan rakip yapıyor. Aldık topu Van Basten. Senin gibi hakeme. Şimdi bir atak şansı olabilir. Scholes. Attık. Beckenbauer uzaklaştırdı. Şimdi Gullit. Attı. Rummenigge gidiyor. 6-3. Rummenigge attı benim. Rummenigge. Adamsın be oğlum. Senin var ya o bembeyaz o şeylerin. Evet. Rakip oyundan çıktı kardeşlerim. 2 puanımızı aldık. Kendisi oyuna devam edemedi. Yunan rakibe böyle boru gibi galibiyeti aldık. Son 5 maçını mı ne kazanmıştı? 2.33 gol atma, 1.94 gol yeme oranı vardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Michael Up maçlarının devamı için abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.